Şimdi geçen videolardan bir tanesinde hatırlarsınız, şu kilit üzerine konuşmuştuk. Bakayım, güneş de parlıyor. Tam görünüyor mu? Evet, şu kilit üzerine konuşmuştuk biraz. Şimdi o videoyu seyretmeyen arkadaşlar seyretsinler. O videonun altına yapılan yorumlardan da şöyle bir sonuç çıkmıştı. O kilidi Hanse neden orada kullandı? Hani böyle hızlıca açılabilir, tek bir el hareketiyle kolayca açılabilir ve çektiğinizde pimi dışarı çıkan kilit. Burada şu nedenle kullanıyor Hanse. Ama mantık doğru. Sistem olarak mantık doğru. Ama uygulamada burada o kilidin kullanılması sorunlara yol açıyor. O videoda da bahsettiğim gibi, geçen birkaç video önce yayınladığım o kilit kırıldı videosunda olduğu gibi. Şimdi buradaki mantık şu. Bu kendinden tramolalı bir sistem. Şöyle göstermeye çalışayım. Görüyor musunuz? Dolayısıyla hatırlayın, biz normal klasik tip Genoa'larda, klasik tip ön yelkenlerde ne yapıyorduk? Hem iskele tarafa hem sancak tarafa Genoa arabası dediğimiz ekstra bir trimleme aracı, aparat, ekstra bir parça takıyorduk. O ne işe yarıyordu? Bizim bu iskotamızın yelkene uyguladığı kuvvetin açısını değiştirmemize yarıyordu. Burada öyle bir şansımız yok. Genoa arabası olmadığı için. Dolayısıyla bu açıyı ayarlamamız gerektiğinde önceden karar veriyoruz. Seyre başlamadan önce mecburen. Ve şuradaki deliklerden bir tanesini seçiyoruz. Bakın, eğer üsttekini seçersem, şunu seçersem, şu iskotanın açısını bir miktar yukarı almış oluyorum. Aynı arabayı, Genoa arabasını öne almış gibi düşünün. Eğer Genoa arabasını arkaya almış gibi bir trim vermek istiyorsam, iskotanın açısını o şekilde ayarlamak istiyorsam, o zaman da şu deliklerden alttakine takmam lazım. İşte Hanse'nin o kilidi burada kullanmasının nedeni o. Yani ben bu delikler arasında istediğim şekilde değişiklik kolayca yapayım. Hemen elle onun kilitten kurtarıp çıkarayım. Başka bir deliğe takabileyim ve tekrar kolayca kitleyebileyim mantığıyla Hanse burada o tür bir kilit kullanıyor. Ama az önce de dediğim gibi, belki sistem olarak, düşünce olarak doğru ama uygulamada büyük sorunlar çıkarıyor. Ne yaptık? Biz buraya daha güvenli ama kolay çıkamayan bir kilit taktık ve ortadaki deliği kullandık. Ortadaki deliklerden bir tanesini kullandık. Ne oldu? Asla biz bu yelkeni olması gerektiği gibi %100 trimleyemeyeceğiz. O iskota açısında hassas değişiklik yapmayacağız. Çünkü bir de üzerine, biliyorsunuz, emniyet ipiyle güzelce onu da sabitledik, güvenli kalsın diye. Ama zaten bir yarış teknesi değil bu. Tekne sahipleri de yarışacak olan insanlar değil. Yarışsalar bile böyle kürsü hedefi olarak yarışacak insanlar değiller. Dolayısıyla belki eğlence maksadıyla birkaç yarışa katılsalar bile buradaki o trimleme durumu çok da büyük bir şey kaybettirmeyecek onlara. Bu konu böyle. İşte dediğim gibi, o kilit kırıldı videosunun altına yapılan birkaç yorumda da sormuşsunuz zaten. Bu delikler ne işe yarıyor? Hangi birine takmamız lazım kilidi? O şekilde açıklamış olduk. Hem Hanse'nin de o kilit, o tür bir kilidi burada neden kullandığını da açıklamış olduk. Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Şimdi bugünkü videoda uzun zamandır sizden gelen bir talep vardı, istek vardı. Benim de ne zamandır aklımdaydı. Fırsatını bulduğumda, o sorduğunuz düzeneye sahip bir tekne bulduğumda size bu konuyu detaylı anlatacağım diye söz vermiştim.
üzerinden uzunca bir zaman geçmesine rağmen anca bulabildik. Bu Slovenya'dan getirdiğimiz tekne furling ana yelkene sahip ve üzerinde bir vinç var. Şöyle yakından göstereyim. Ara ara el kamerasına da geçeceğim. Burada yakın çekimler gerektiğinde. Şöyle direkt üstünde bir vinç var. Vinçin üzerinde de bir sonsuz hava bu vinci kontrol ediyor. Kokpite gidiyor bu halat. Şuradaki makaralarda, şu iki makarada, şu iki halat kokpite gidiyor. Şimdi ben burada konuyu detaylı anlatabilmek için bu halatları gevşettim kokpitteki kilitlerinden. Şöyle göstereyim. Şu baştaki iki kilit. Şu baştaki açık iki kilit, bu halatların kilidi, sarma sisteminin kontrol halatları. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Normalde bütün furling sistemler, şimdiye kadar kullandığımız, anlattığım ön yelken olsun, sarma tip direk içi, sarma tip ana yelkenler olsun, hep iki halatla kontrol ediyorduk. Bir tanesi yelkeni açma yönünde çektiğimiz bir halat. Diğeri de onu biraz boşlayıp sarma sistemini çektiğimiz, dolayısıyla yelkeni saran halat. Ve bunları nasıl yapıyorduk? Karşılıklı kontrollü bir şekilde bu yelkeni açan halat diyelim ki. Diğeri de furling sistemin halatı, sarma sistemin halatı. Dolayısıyla ikisinin üzerinde de yük uyguluyorduk ve açmak istediğimiz, germek istediğimiz halatın üzerine biraz daha fazla yük uyguluyorduk. Yani tam birini boşlayıp diğerini çekmiyorduk asla. Sarma sistemlerde ne tür olursa olsun yapılan en büyük hata bu. Boşlamaları gereken halatı dostlarımız tamamen boşluyorlar. Üzerinde hiçbir yük bırakmıyorlar. Diğer halatı daha kolaylıkla çekiyorlar. Ama bu sefer kontrolsüz bir şekilde boşlandığı için içerideki sarım böyle jilet gibi dümdüz sıkı olmuyor maalesef. Şimdi dediğim gibi normal şimdiye kadar anlattığım bütün sarma sistemlerde ana yelken olsun, ön yelken olsun hep iki halat kontrol ettik. Burada iş biraz daha karışıyor. Burada 3 tane halatımız var. Dedik ya, furling sisteme ait hiçbir halatın üzerinde tam boşlanmış olmamız lazım. Mutlaka hepsinde bir miktar yük uygulamış olmamız lazım. Bir miktar yük olması lazım. Şimdi burada 3 tane halat olduğu için bu 3 halatı önce ne işe yaradığını bir daha hızlıca bir anlatayım ve hepsine bir numara verelim. Bir numaralı halat outhaul olsun. Bizim yelkeni dışa çektiğimiz halat, bir numaralı halat diyelim bu video boyunca, ki bir numaralı halatı gereceğiz, iki numarayı çekeceğiz gibilerinden daha basit anlatma imkanına kavuşayım. Öbür türlü iyice karışacak. Şuradaki halat sarma sistemi kontrol ettiğimiz vinçin üzerindeki halat. Bir tanesi sancak taraftaki bizim normal furling halatımız. Furling sistemin halatı. Yani normal diğer teknelerde olduğu gibi bunu çekerek yelkeni topluyorum. Outhaul'u boşluyorum. Outhaul'u çekerek de bunu boşladığımda da yelkeni açıyorum. Buna da 2 numaralı halat diyelim. 2 numaralı halat. 1 numara outhaul'du. 2 numaralı halat da bu furling sisteme kontrol ettiğim halat. Peki diğer halat ne işe yarayacak? Diğer halatın tek bir görevi var. Ben bu halata, kontrol halatına, 2 numaralı halata çekerken, buna da 3 numaralı halat diyelim. Bu 3 numaralı halatı da bir miktar germezsem, yani rakamları atıyorum anlaşılsın diye, şu sol elimdeki iskele taraftaki 3 numaralı halatı 2 kilogramlık üzerinde yük tutacağım. Bunu çekmek istiyorum. Bunun üzerinde 10 kilogramlık yük uygulayacağım. Dolayısıyla şu 3 numaralı halat boşlanacak.
2 numaralı halat çekilmiş olacak. Neden onun üzerinde bir miktar yük uyguluyorum? Halat şu sarma sistemin vinçinin yuvasına tam bassın diye. Öbür türlü sadece bu halatı, çekmem gereken halatı çekersem, diğerini tam boşlatsam, bu vinçin yuvasına giren bu halat yeteri kadar vinçin yuvasında oturmayacak ve orada sıyırıp gelecek. Yani vinçi döndürmeden belki ben bu halatı çekip duracağım. Anlatabiliyorum değil mi? Şimdi tam sistemi şu el kamerasıyla bir yakından göstereyim. Çok detaylı anlamış olacaksınız. Bakın şu an vinç dönmüyor ama ben halatı döndürebiliyorum. Ama şu 2 numaralı halatı çekerken diğerinin üzerinde yük uygularsam, böyle ayağımla yük uygulayayım, diğerimle kamera tutuyorum çünkü. Bakın şimdi üstteki kanalda ne olacak? Ben bunu çekmeye başladığımda bu halat yuvaya oturacak, artık vinçe kontrol edecek. Az önceki gibi sıyırıp gitmeyecek. Tamam. Burada da her sarma sistemde olduğu gibi işin püf noktası, hiçbir sarma yelken sistemiyle ilgili hiçbir halatı tam boşlamıyoruz. Mutlaka bütün halatların üzerinde bir miktar yük olmalı. Çekmek istediğimiz halatın üzerinde daha fazla yük olmalı ki onu çekebilelim. Tamam. İşin mantığı bu. Bunun üzerinde de bir kilit mekanizması var. Şu an bu vinçi hiçbir şekilde kilitli pozisyonda. Dolayısıyla bu vinçi hiçbir şekilde çeviremezsiniz. Bunu kullanabilmek için şu vinçin şu pipiri yukarı doğru çekeceksiniz. Ondan sonra boş tarafa alacaksınız. Ama şimdi almıyorum. Bu halatlar boşta olduğu için eğer onu şöyle kaldırıp boş tarafa alırsam, vinç şu içerideki sıkı sarım nedeniyle bir miktar hareket edecek. O da benim bu jilet gibi sardığım halkanın bir miktar genleşmesine, bir miktar boşlanmasına neden olacak. Onu da istemiyorum. İşin mantığı, istediğimiz, yapmaya uğraştığımız, bunca detayla uğraşmamızın tek bir nedeni var. Bunun içindeki sarım mümkün olduğunca sıkı ve dar olsun. Böyle bol, geniş bir sarım istemiyoruz. Peki bu herhangi bir nedenden dolayı ana yelkeniniz sıkıştı. Hadi o konuyu da konuşalım bir. Peki bunları, hepsini benim anlattıklarımı uyguluyorsunuz. Sorunsuz bir şekilde sarma sistemleri kullanıyorsunuz. Ama bir gün bir arkadaşınız geldi veya bir arkadaşınız ödünç verdi tekniği. Veya dalgınlığınıza geldi, bir halatı tam boşladınız ve bir şekilde ana yelkenin sıkışmasına neden oldunuz. Peki bunu nasıl kurtaracaksınız? Ne dedik? Ana yelken niye sıkışıyordu? Direğin içinde yeterli sıkılıkta dar bir sarım oluşturamadığınız için sıkışıyordu. Öncelikle o genleşmiş, genişlemiş bir halatı boşladığınız için geniş sarımı küçültmeye uğraşmanız lazım. Öncelikli yapmanız gereken bu. Bu da nasıl olacak? Yelkeni dışa doğru çekemiyorsak, o zaman içteki bu yelkenin sarıldığı boruyu mümkün oldukça sarma yönünde çevirmeye uğraşacağız. Tamam. Sıkışmış bir ana yelkeni açmanın ilk adımı bu. Sıkabildiğimiz kadar sarma yönünde furling halatını çekerek, autol sabit kalıyor, burası sabit, İçteki o yelken sarıldığı boruyu sarma yönünde çeviriyoruz. Çevirdikçe o sarım bir miktar daralacak. Birkaç tur bile çevirseniz sizin bu yelkeninizin sıkışıklığını kurtarmanıza büyük faydası olacak. Çevirebildiğiniz kadar çevireceksiniz ve bu işlemleri yaparken, sıkışmış bir ana yelkende kurtarma işlemlerini yaparken, vinç kullanırken sakın elektrikli vinçi kullanmayın. Manuel olarak
biraz yorulsanız da manuel kullanın. Çünkü bir insanın vinç üzerinde bile olsa buradaki bir parçayı kırabilmesi, şu halatları koparabilmesi çok da mümkün değil. En azından hissedersiniz oraya kadar getirdiğinizi. Ama elektrikli vinçlerde bu hissiyat çok da kolay olmadığı için bir yerleri koparmanız, kırmanız, yelkeninize hasar vermeniz mümkün. O yüzden sıkışmış yelken açarken asla elektrikli vinç kullanmıyoruz. Dediğim gibi bu boruyu iyice sarma yönünde çeviriyoruz. Furling halatı vasıtasıyla. Çevirebildiğimiz son noktaya geldiğinde bu sefer yelkeni açmaya uğraşıyoruz. Aşırı zorlamadan, yelkene hasar vermeden. Ondan sonra bombayı alıyoruz. Şu hareketi yaptırarak yelkenin sıkışmış yerindeki o sıkışık katın açılmasına yardımcı olmaya çalışıyor. Bir yandan bunu biraz dışa doğru açıyoruz. Bir yandan bombayı sallıyoruz. Ama bu esnada yine çok sık yapılan bir hata, kupa palangasının gerilmiş olduğundan yelkenin üçgen formuna uygun bir şekilde bombanın aşağıya deniz yüzeyine paralel hale getirildiğine emin olacaksınız. Yani yelkenin üzerinde büküm olmayacak. Kupa palangasını boşladığımızda ne yapıyorduk? Yelkenin bükümünü arttırıyorduk. Kupa palangasını boşlayarak sarma, direk içi sarma yelken toplanmaz veya açılmaz. Mutlaka kupa palanganızın gergin olması gerekiyor. Kupa palangasını geriyoruz. İçteki boruyu sarma yönünde sardık. Şu atolü bir miktar dışa çekiyoruz. Ondan sonra geliyoruz, bombayı sallıyoruz. O sıkışmış katın açılması için. Tamam, bir kat açıldı. Biraz açtık. Tekrar bir yokluyoruz. Biraz daha sarma yönünde boruyu içeride çevirebiliyor muyuz furling halat sayesinde? Ona bakıyoruz. Ondan sonra biraz daha bunu açmaya gayret ediyoruz. Fazla zorlamadan ve bombayı fiziki kolumuzla, elimizle şu şekilde hızlı hızlı hareket ettiriyoruz. Bu şekilde genelde şimdiye kadar benim başıma gelen sıkışmaların, gördüğüm sıkışmaların hepsini bu şekilde gayet rahat açtık. Sorun yaşamadık. Durum bundan ibaret. Eğer sizin de sormak istediğiniz, aklınıza takılan bir konu varsa bu yelken sıkışmaları ile ilgili, videonun her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya gayret ederim. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.